bugünkü yapmış olduğumuz benekli, kırmızı benekli alabalık kullanmış olduğumuz malzemeleri tanıtacağım. Ben Fransa'nın otsal bölgesinde kalıyorum. Yani alt dağlarında. Öncelikle size kamışımdan bahsedeyim biraz. Kamışım 4 metrelik ama kamışımızın özelliği bu şekilde, yani kamışımız şu şekilde ayarlanabilir. Kamış derenin uzunluğuna, kısalığına göre, tabii ki balın size görmemesi için, yani bu şekilde ayarlanabilir bir kamışımız var. Bu kamışı mecbursunuz kullanmaya çünkü bir diğer kamışlar atma şeyimiz olmadığı için çok basit bir düzenleyimiz var. Düzenleyimizde şu şekilde ana misinaya bu şekilde sıkma kurşunları artık derenin akıntısına göre ağırlık 0 işte 20 gram artık kaç şey yaparsanız yani akıntısına göre şeyi veriyorsunuz. Bu şekilde 2 tane 3 tane artık nasıl isterseniz derenin akıntısına göre sıkma kurşunu sıkıyorsunuz. Bir tane de normal bir tane kanca. Ben 2 tane sıkma kurşunu kullandım bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz beyaz kurt, ağaç kurdu dediğimiz kurtlardan veya solucanlardan kullanıyoruz. Alabalığın en çok sevdiği şeylerden bir tanesi bu. Ben bugün solucanla avlandım. Tabi bununla denedim ama bu fazla çalışmadı. Arkadaşlar ben Fransa'dan Numan. Şu anda size nasip olursa kırmızı benekli alabalık avına çıkacağım. O yüzden şu andaki benim kullanmak istediğim ve kullanacağım malzemelerim bu çantam, derenin içine gireceğim için, tuttuğum balıkları içine koymak için. Şu kamışım, teleskop kamış dedikleri uzanıp kısanıp kısanabilen kamıştan. İstediğin derenin uzunluğuna göre. Bir tane kasıktan cizme. Çünkü dereye gireceğim için. Ondan sonra bu yelek, yeleğin içinde tüm malzemelerim, kancalarım, her şey bunun içinde. Tabii bana sıkma kurşun lazım bunun için. Ondan sonra bu bizim solucanımız. Bu da buradaki de beyaz kurt, alabalığın en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Nasıl olursa malzemelerimiz bunlar. Nasıl olursa ya bismillah diyeceğiz, bir deneyeceğiz. Tabii videolarımı sizinle paylaşacağım. Balık alabilirsem. Önce size göstereyim çıkacağım yerleri. Şu anda dağlar çok yüksek burada. Bakalım yani. Gideceğim dere de bayağı bir şey. Bakalım. Şimdi arkadaşlar benim avlanacağım yer bu şelalenin üst tarafı. Burası şelale. Şelale bayağı büyük. Ben bunun üst tarafında avlanacağım. Arkadaşlar deminki size bahsettiğim, videoda bahsettiğim yer biraz yüksek. Tabii ki bir 100 metre falan yüksekliğinde var. Gideceğimiz yol biraz yürüyeceğiz tabii ki. Dağa çıkıp geri oradan aşağıya yol bulacağım bilmek için. Ama dere çok güzel tabii ki. Yani Fransız Alp Dağları'nda bakalım bugün nasibimizde varsa kırmızı benekli alabalığı alacağız. Tabii ben buraya aslında gelmek istemiyorum çünkü çok tehlikeli bir yer. Geçen sene bir kaza atlattık burada. Yerler çok tehlikeli olduğu için buraya inip çıkması kolay değil. Adamı mahvediyor. Tabii ki buraya avlanırken şelaleleri falan taşıyoruz. Tabii biraz daha hazırlık yapmamız lazım. Bakalım. Arkadaşlar şu anda herkese tekrardan merhaba. Size bahsettiğim yere geldim. Tabii ki burası çok değişmiş. Her tarafta ağaçlar uçmuş. Çok tehlikeli gerçekten. Ben normalde şurayı tırmanıyordum.
Yani şurayı tırmanıyordum yukarı geçebilmek için. Ama size bugün oraya tırmanmayacağım çünkü bayağı bir kaygan olmuş, tehlikeli. Şimdi bu şelalenin dibini bir deneyeceğim. Tabii şansımız varsa balık alırız. Nasip diyeceğiz. Gerçekten yani burada av yapmak çok zor. Yani gördüğünüz gibi ben şu bayağı bir yürüdüm ben. 15 dakikadır bu derenin içindeyim. Video yapma şansım olmadı derenin içinde çünkü çok inişli çıkışlı. Şimdi bakalım burada bir deneyeceğiz. Alabilecek miyiz? Bir bakalım. Sistemimiz bu şekilde. Kurt var ucunda. Şu şekilde. Şimdi yokluyoruz. Şu ana kadar hiç vuruş almadım gerçi ama. Bir tane balık alırsak videomuz çok güzel olacak. Ben biraz kamışımı uzatmam lazım arkadaşlar. Şu anda kamışım dolaştı. Arkadaşlar şu anda bir tane beneklimizi yakaladık. Tabii ki bu limit şey olduğu için bunu bırakacağız. Ama çok güzel bir alabalık. Bu limit altı olduğu için bunu bırakacağız tabii ki. Bir bakalım balığımıza. Evet, balığımız burada. Çok güzel. Bir tane denekli. Bunu bu geri suya iade. Arkadaşlar şu an alabalık avımıza devam ediyoruz. Tabii ki şu anda burada kar yağıyor. Görüyorsunuz bilmiyorum ama o yüzden avımı sonlandıracağım. Ve burası Fransa'nın alt dağları. Burada her an ne olacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz güllük gülistanlık, bir bakıyorsunuz ortalık kar, fırtına. Tabii burada avlanmak çok tehlikeli demiştim. Ayağımız kaysa gittik buradan. Yani çok tehlikeli. Şimdi o yüzden dikkatli dikkatli geri dönüş yapıyorum. Bakalım. Bir tane demin aldık. Geri onu bıraktık o balığımızı. Şu anda buraya kısıldım kaldım. Yani çok zor şartlarda oluyor burada avcılık ama yapacak bir şey yok. Vallahi arkadaşlar dediğiniz gibi şu anda bakalım işte yeniyor, yoklama yapıyor. Ama şu anda herhalde ben tahminimce hava soğuk, balıklar çıkmadı. Bir tane aldık, o da küçük. Normalde burada güzel balıklar oluyordu. Arkadaşlar şu anda bir tane daha büyük aldık. Benekli alabalığımızı. Tabi bunu ara koyacağız. Çok güzel bir balık. Balığımız çok güzel. Bunu ara koyacağız tabii ki. Bu limit üstü. Elimiz balığa değdi şükür bu sene. Destruction.